Herkese selam, ben Aydın. Bir önceki videomda, ki ona şuradan ulaşabilirsiniz, proje yapım serüvenimi sizlere anlatmaya başlamıştım. Bu videoda onun devamı olacak ve yavaş yavaş üretim kısmına geçiyoruz. Kullanmak istediğim parçaları zaten önceki bölümde sipariş vermiştim. Şu an onları kargo sürecinde gibi düşünebiliriz. Kargo sürecini beklerken de vakit kazanmak amaçlı projenin baskı devresini oluşturacağım. Fakat hocama ödevi olarak vermek istediğim projenin baskı devresini çizmemi beklemeyin. Onu zaten çizip ürettim ve 3 farklı versiyonunu daha yapmam gerekti. Bu tarz gelişmeleri Instagram hesabım üzerinden beni takip edenler zaten biliyor. Eğer siz de takip etmek isterseniz açıklamalar kısmındaki linke bakmanız yeterli. Baskı devreyi çizmek için Fritzing kullanacağımı söylemiştim. Çünkü oluşturmak istediğim baskı devre tek katmanlı. Bunun bir diğer nedeni ise baskı devreyi kendim evde üretiyor olmam. Asitle çok rahatlıkla oluşturabildiğim için Fritzing benim işimin fazlasıyla görüyor. Asitle eritim kısmına da ileride değineceğim. Şimdi ise çizim kısmına başlayalım. Fritzing indirdiğinizde karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Sol alttaki menüden yeni çizim diyebilirsiniz ya da CTRL N kısa yol tuşlarıyla yeni çizim açabilirsiniz. Boş bir dosya oluşturduğunuzda karşınıza böyle bir breadboard gelecek. Bu breadboard benim şimdilik işime yaramayacak, bunu sileceğim. Fakat size Fritzing'in şöyle bir özelliğini gösterebilirim. Bir noktaya basılı bir şekilde tuttuğunuzda o noktanın bağlı olduğu diğer noktalar sarı renkle yanıyor. Örneğin güç hattındaki artı kutu deneyelim. Gördüğünüz gibi boydan boya breadboard'un olması gerektiği gibi tüm hat boyunca sarı renkli yandı. Aynı şey tabii ki eksi için de geçerli. Ben ileriki projemde kullanabilmek için ve size bir örnek olabilmesi için sıcaklığa duyarlı fan devresi yapacağım. Kullanacağım devrenin orijinal halini açıklamalarındaki linkten siz de ulaşabilirsiniz. Bir göz atın derim. Hazır bir devre kullanıyorsanız muhakkak komponentleri lehimlemeden bu şekilde bir breadboard üzerine o devreyi kurup denemenizi tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi internette yazılan her şey doğru değil. Bu yüzden böyle karmaşık bir baskı devre işlemine girmeden önce muhakkak devrenizi kontrol edin. Bazen mantık hatası olmasa bile yanlış komponent seçimi de devrenizin çalışmamasına neden olabiliyor. Ben kullanacağım devreyi zaten test etmiştim. Eğer bu tarz devreleri siz kendiniz çizmek istiyorsanız temel seviye elektroniğin biraz daha üstünü bilmeniz gerek. Fakat her bir komponentin adını tek tek ezberlemenize gerek yok. Ki bugünümüz şartlarında biraz saçma olurdu zaten. Mesela hızlıca örnek verecek olursam, ihtiyacınız olan MOSFET'in değerlerini internete yazdığınızda karşınıza bir sürü liste geliyor ve siz de hangisinin uygun olup olmadığını buradan karar verebiliyorsunuz. Fakat bu komponentleri nasıl temin edeceğinizi de göz önünde muhakkak bulundurun. Evet, çizime devam. Dediğim gibi buradaki breadboard işime yaramayacak. O yüzden de bunu delete tuşuyla siliyorum. Çizime başlamadan önce ihtiyacım olan komponentleri sahneme eklemem gerek. Çizmek istediğim devreyi ekranın bir köşesine koydum. Bu sayede komponentlerimi ve bağlantı yollarını çok daha rahat görebileceğim. Komponent ekleyebilmek için sağ üstteki bölümden istediğiniz komponenti arayabilirsiniz. Ben İngilizce kullandığım için buradaki arama bölümünü İngilizce yazacağım. Evet, direnç yazdığımda burada karşıma bir sürü direnç çeşidi çıktı. Bunlar arasında dikkat etmem gereken husus ise bunların bağlantı noktaları. Bir komponente tıkladığınızda komponentin halini, şematik halini ve baskı devre halini görebilirsiniz. Ben bu şekilden anlıyorum ki bu direncim SMD bir direnç, yani benim işime yaramayacak. Ben burada SMD değil normal direnç kullanmak istiyorum. O yüzden diğer dirençlere bakacağım. Evet, gördüğünüz gibi bir tane direnç buldum ve bunun bağlantı noktaları benim istediğim şekilde. İstediğimi bulduktan sonra bunu sürükleyip sahneme ekliyorum. Direncin değerini sağ alttaki kısımdan değiştirmeniz mümkün. Sağ alttan direncimin de değerini değiştirdim ve gördüğünüz gibi direncimin renkleri de değişmiş oldu. Hemen şuradaki 3.3K'lık direncimi de ekliyorum. Aynı direnci kopyalayıp yapıştırdım. Sadece rengini değiştireceğim, yani değerini. Evet, değerini de bu şekilde değiştirdim. Şimdi diğer komponentlerimi ekleyeceğim. Şimdi transferimi ekleyeceğim. Bunlardan uygun bağlantı noktaları olan bir tanesini seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada P ve N tipi transfer çeşitleri var. Fakat ben devremin şematik olarak çıktısını almayacağım için bunlara şu anlık dikkat etmeme gerek yok. Zaten devremde de belirtildiği gibi transistörüm N tipi bir transistör. Ben de 2 adet N tipi transistörü buraya ekledim. Evet, devrede unuttuğum 2 tane daha direnç varmış. Hemen onları ekliyorum. Evet, hemen o dirençlerimi de yerlerine ekledim. Sırada ise tripodu ekleyeceğim. Bunun dışındaki görünüşe aldanmayın. Şuradaki bacak yapısına bakıyorum. 22 mikrofaradlık bir kondansatörüm varmış. Hemen onu da ekliyorum. Buradaki değerini istediğiniz gibi değiştirmeniz mümkün. Fakat benim şimdilik buna ihtiyacım yok. Dediğim gibi bu devrenin şematiği benim işime yaramayacak. O yüzden bunu böyle bırakacağım. Bir NTC'm varmış fakat Fritzing üzerinde NTC dahili olarak geliyor mu bilmiyorum. Evet, varmış. Bunu da hızlıca ekledim. Sırada fanım var. Ben onu da hızlıca ekliyorum. Fan olarak bulamadım.
Bunu direkt motor olarak ekleyeceğim. Ve güç girişlerini yapmam gerek. Bunun için de konnektörlere bakacağım. Bu çeşitlilik içinde size uygun olanı seçebilirsiniz. Ben bu tarz bir konnektör kullanacağım. Evet, şimdi komponentlerimizi yerlerine ekledik. Sırada devreyi oluşturmak var ki en zevkli kısmı bence burası. Devreyi oluşturabilmek için komponentin bir bacağından tutup birleştirmek istediğiniz diğer noktayı sürüklemeniz yeterli. Mesela bu şekilde. Daha sonra bunu biraz daha güzel gözükebilmesi için ortasına bir yerden tutup bu şekilde yatay hale getirebiliyorum. Bu sadece güzel gözükmesi için. Ayrıca bu kabloya sağ tıklayıp kablo renginden istediğiniz rengi verebilirsiniz. Bu şekilde. Ayrıca komponentin üzerine tıklayarak döndür seçeneği ile istediğiniz yöne döndürmeniz de mümkün. Evet, şöyle bir devreme bakıyorum. Her şey düzgün mü diye. Evet, devremizi oluşturduk. Fakat FreeDSync üzerinde maalesef bunu test edemiyoruz. Bunun bir artısı da komponent seçiminde bize fayda sağlıyor. Mesela fan yerine temsili olarak bir motor ekleyebildim. Ya da transistörün boyutu burada çok önemli değil. Sadece bağlantı noktaları benim için önemli. Bu komponentlerin ne olduğunu karıştırmamak için üzerindeki isimlerini değiştirebilirsiniz. Hemen şuradaki transistöre C945 parça numarasını veriyorum. Ben bir dahaki baktığımda o transistörün C945 olduğunu artık bileceğim. Baskı devre kısmına geçmeden önce benim bu devre üzerinde yapmak istediğim birkaç değişiklik var. Öncelikle ben buradaki tripodu bir konnektör vasıtasıyla bağlamak istiyorum. FreeDSync üzerinde de maalesef istediğim konnektörü bulamadım. Bu konnektörü internet üzerinden kütüphane olarak aratıp FreeDSync programınıza eklemeniz mümkün. Ben şimdi bununla uğraşmak yerine buraya bir header ekleyeceğim. Evet, uygun header'ımı buldum. Fakat benim kullanacağım trimpot 3 bacaklı. Buradaki header'ın da 3 bacaklı olması gerek. Hemen sağ alttaki pinler bölümünden bunları değiştirdim. Bunun bağlantısını da aynı bu şekilde konnektörüme bağladım. Aynı şeyi NTC için yapacağım. Çünkü benim kullanmak istediğim NTC devremden biraz uzak durumda çalışması gerek. Hemen buradakini kopyalayıp istediğim pin sayısını ayarlıyorum. Yönünü de değiştirdim. Benim NTC'm artık burada temsili olarak duracak. Bu işlemi fan içinde yapacağım. Ben bu devreye bir adet daha fan eklemek istiyorum. O yüzden buradaki fan pinimi çoğaltacağım. Biraz düzenlediğimde ise devrem artık bu şekilde gözüküyor. Şimdi baskı devre kısmına geçebiliriz. Evet, yapmak istediğim devreyi plana uygun olarak çizdim ve istediğim değişiklikleri bunun üzerinde yaptım. Artık ihtiyacım kalmadığı için yan taraftaki fotoğrafı kapattım ve üst taraftaki baskı devre kısmına geliyorum. Arka planda gördüğünüz bu gri kısım bizim devremizin boyutu olacak. Bunu şimdilik değiştirmeyeceğim. Default olarak programın kendi verdiği bir boyut. İstediğiniz gibi özelleştirmeniz daha sonrasında mümkün. Komponentlerimi uygun gördüğüm yerlere dizeceğim. Siz istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi şu an burası çok karışık bir vaziyette duruyor. Bunların ne olduğunu ise size burada gösterilen kısa yol yönleriyle anlayabilirsiniz. Mesela buradaki elemanın ne olduğunu bilmiyorsunuz ve bunu devrenizde görmek istiyorsunuz. Bunun üzerine tıklamanız, daha sonra da deneysel devre tahtasına gelmeniz sizin bu elemanınızı görebilmenizi sağlayacak. Baskı devre bağlantılarına baktığımda bu elemanın benim istediğim gibi bir şey olmadığını anlayabiliyorum.
O yüzden bunu değiştireceğim. Diğerlerini sileceğim. Bunlarla şimdilik işim yok. Devre kısmından ise hemen hızlıca bu transistörümü yenisiyle değiştirdim. Evet, artık istediğim gibi gözüküyor. Evet, diyelim komponentlerimi bu şekilde yerleştirdim. Bunları baskı devre yollarını oluşturabilmek için programın altındaki simgeleri kullanabilirsiniz. Burada otomatik yönlendirme seçeneği var. Siz düzgün yerleştirdiğiniz sürece buna basarsanız gördüğünüz gibi bir sürü farklı kombinasyonla size böyle bir devre oluşturuyor. Fakat bu renginden de anlayabileceğiniz gibi iki katmanlı bir devre. İki katmanlı ne demek oluyor? Devrenizin altında bir kat, üstünde bir kat şekilde. Fakat benim yapmak istediğim devre sadece alt katmandan, yani tek katmandan oluşacağı için ben bunu şimdilik kullanmayacağım. O yüzden Ctrl Z tuşuyla bunları geri alıp yukarıdan görünüm seçiliyken, bu da baskı devrenizi yukarıdan baktığınız anlamına geliyor. Buna bir kere tıklarsanız alttan bakıyorsunuz. Ben üstten bakmak istiyorum. Buradaki de her iki katman, demin bahsettiğim olay, bunun renginden hangi katmanda çalıştığınızı da anlamanız mümkün. Mesela burayı çizdim. Gördüğünüz gibi bu koyu bir turuncu renk. Bu alt katman anlamına geliyor. Ben bunu üst katman yaparsam gördüğünüz gibi daha açık bir sarıya büründü. Ben dediğim gibi devreyi tek katmanlı kullanacağım için ve alt katmanını oluşturmak istediğim için burada sadece alt katmanı seçiyorum. Bu şekilde devremi oluşturmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu arka plandaki baskı devrenin boyutu sürekli istemsizce oynuyor. Buna sağ tıklayıp elemanı kilitle diyerek bunun hareketini önlüyorum. Bu sayede o parça hiçbir yere hareket etmeyecek. Diğer parçalar için de bu söz konusu. Mesela buradaki elemanı kilitleyebilirsiniz. Yanında bu şekilde küçük bir kilit simgesi belirecektir. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde devremi oluşturdum. Bunu sizin daha da küçültmeniz mümkün. Fark ettiyseniz burada hiçbir yol atlatma kullanmadım. Yani üst katmandan bu şekilde hiçbir çizgi çekmedim. Bunu buradaki direnç gibi bazı komponentleri kullanarak halledebildim. Evet, devremi bu şekilde uygun olacağını düşünüyorum. Şimdi ise dışın ölçüsünü devreme uygun ayarlayacağım. Yine sağ alt taraftan bunun genişlik ve yükseklik ayarlarını verebilirsiniz. Fakat bunu yerine sabitleyebilmek için üzerine birkaç deliğe ihtiyacım var. Yine arama kısmına delik yazarak bu istediğim delikleri ekleyeceğim. Evet, uygun olanları buldum. Bunun genişliğini istediğim gibi değiştiriyorum. Devremde ise istediğim noktalara bunları ekliyorum. Evet, bu şekilde gayet güzel oldu. Freezing programına değinmek istediğim bir diğer nokta ise yol atlatmak. Yol atlatmak iki de katmanlı devre oluşturmanıza yol açıyor. Bu da sizin iş yükünüzü biraz arttırabiliyor. Ben gördüğünüz gibi burada tek katmanlı bir devre oluşturabildim. Fakat sizin iki katmanlı bir devreye ihtiyacınız varsa bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Hemen buradaki arama yerinden şu tarz bir delik ekleyebilirsiniz. Örnek vereyim. Buradaki yolu atlatmak istiyorum. Bu delikten iki tane aldım. Bunları bu şekilde birbirine bağladım. Devrenin üst katmanına gidip buradaki aradaki yolu da çizebiliyorum.
Fakat bu noktaları eklediğiniz zaman gördüğünüz gibi etrafı diğerleri kadar dolu bir yüzey elde edemiyorsunuz. Bu yüzden katman atlatmak zorundaysanız benim size tavsiyem header kullanmanız. Onu da şu şekilde hemen göstereyim. Buradaki header'larımdan bir tanesini kopyaladım. Pin sayısını teke çekiyorum. Bu şekilde ikisini yerleştirdim. Alt katmandan bunları birbirine bağlıyorum. Üst katmandan ise yine aynı şekilde aralarına kablo çekiyorum. Fakat dediğim gibi benim bunlara ihtiyacım şu anlık yok. Baskı devremiz zaten üretim için hazır. Eklemek istediğim bir kozmetik şey kaldı. Bu da isim. Hemen arama bölümüne metin yani text yazarak buradaki text'i sürükleyip bırakıyorum. Bu yazının nerede gözükmesini istediğinizi sağ alttan seçebilirsiniz. Ben bakır alt tabanda gözükmesini istiyorum. O yüzden de bakır tabanı seçtim. Ve gördüğünüz gibi logom ters. Çünkü baskı devreme yukarıdan bakıyorum. Ben bunu aşağıdan görünüme seçtiğim zaman gördüğünüz gibi logo yazısı düz bir şekilde karşımda. Bu logo yazmasını istemiyorum. Bunun yerine fan kontrol devresi yazacağım. Devresi kısmı biraz uzun olabilir. O yüzden şimdilik sadece fan kontrol yazıyorum. Ve bunu da devremde uygun bir yere yerleştireceğim. Dilerseniz bunun genişliğini, yüksekliğini değiştirmeniz mümkün. Devrem artık üretilmeye hazır. Bunu kaydettikten sonra dosya menüsünden dışarı aktar deyip üretim için seçeneğinden asitle oluşturulabilir baskı devreye tıklarsanız size nereye kaydetmesi gerektiğini soruyor. Ben masa üstünde kaydetmesini istiyorum. Klasörü seç dediğim zaman benim bu proje için ihtiyacım olacak tüm PDF'leri bana çıktı olarak veriyor. Evet, baskı devreyi oluşturmadan önce muhakkak bu PDF'lerden hangisini kullanmak istediğinize karar verin ve çıktı almadan bir kontrol edin. Kablolarda bir yanlışlık var mı? Bağlantı yollarında bir yanlışlık olabilir. Belki estetik olarak gözünüze çok güzel gözükmeyebilir. Bunları göz önünde bulundurarak bu devrenizi kontrol edin. Evet, şimdi sırada bu baskı devreyi çıkartmak var. Baskı devreyi çıkartmak için bakır alt görünümü benim için yeterli olacak. Eğer üzerindeki yazıları da çıkartmak istiyorsanız onu da ayrı bir dosya olarak FreeZinc'in çıkarttığı klasörden ulaşabilirsiniz. Çıktı aldığınız kağıt kadar yazıcı da önemli. Bu yüzden tonelli bir yazıcı ile asetatlı kağıdı çıktı alacağım. Bu benim üretim sürecimi kolaylaştıracak. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur ve FreeZinc üzerinden kendi devrelerinizi nasıl yapabileceğinizi öğrenmişsinizdir. Dediğim gibi FreeZinc çok profesyonel bir program değil. Fakat bu tarz basit işlerde siz de rahatlıkla, kolaylıkla kullanabilir. Bu video sayesinde oluşturduğunuz devrelere ise beni etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.